Merhaba sevgili arkadaşlar, ALT Finans kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kardemir şirketlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha öncesinde 30 Ekim tarihinde kardemir şirketleriyle alakalı bir tweet atmışım. ISO 06 ile hesaplamalarını yapmışız, potansiyellerini bulmuşuz ve şöyle bir sonuç çıkmış. Potansiyeli en yüksek olan kardemir A. Daha sonrasında HRC fiyatlarıyla alakalı birkaç açıklamada bulunmuşum. İşte HRC'nin grafiğini eklemişim buraya ve gibi gibi devam etmiş arkadaşlar. Bugün 24 Aralık, 30 Ekim tarihinde paylaşmışım. Yaklaşık olarak 40 iş günü aradan geçmiş. Şimdi Kardemir A şirketi ile alakalı ne hedef vermişiz, şirketin durumu ne olmuş, bundan sonra potansiyeli var mı, bunları inceleyelim, detaylı bir şekilde analiz edelim. Gördüğünüz gibi o tarihte 9 lira 79 kuruştan hissemizi analiz etmişiz. İlk etapta 18 TL'lik bir potansiyel görmüşüz arkadaşlar. Bu da %88'lik bir iskonto oranına sahip demek olmakta. Daha sonrasında ise şirketin ana hedefini 24 TL olarak hesaplamışız. Yani %147'lik bir çok pardon, potansiyel hesaplamışız. Şirket katılım endeksine uygunmuş arkadaşlar. O tarihte 2 milyar 352 milyonluk bir piyasa değerine sahipmiş. Halka açıklık oranı oldukça yüksek, ancak artık ne dedik? OSM'den de tecrübe edindiğimiz gibi halka açıklık oranları bizim için bir şey ifade etmiyor. Şimdi 9 lira 79 kuruştan analiz ettiğimiz hissemizin bugünkü durumunu bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi 20 Ekim, 28 Ekim ve 31 tarihler arası hafta sonu denk gelmekte. Hafta sonu incelemişiz arkadaşlar hisseyi. Ben kestim şu alana kadar. Buradan şimdi oynatacağız. Bakalım ne olmuş arkadaşlar. 9 lira 79 kuruşa da bir ölçek koyalım. Gördüğünüz gibi burada bilanço açıklanıyor. Açıkçası bilanço da çok iyi gelmedi arkadaşlar. Karlılık oranı inanılmaz derecede düştü. Dünyadaki stil ve HRC fiyatlarıyla alakalı biliyorsunuz fiyatlar düşmekte ve hala toparlanamadı. İlk tweetimde bununla alakalı bilgilendirme yapmıştım. Gördüğünüz gibi şu noktada bir gaplı yükseliş gerçekleşti. Ve bugün. Evet, ilk paylaşımdan bu yana arkadaşlar total olarak baktığımızda zirve noktasını işaretliyoruz. %106'lık bir getiri sağlamış durumda. Biz ne demiştik? 18,5 lira hedef fiyatı var ama ana hedef 24 TL demiştik arkadaşlar. Yani 24 TL şu seviyeler. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi ISO 06 görevini yerine getirmiş oldu. Yaptığı hesaplamalarda tutmuş oldu. Tabii ki yani hiçbir veri %100 tutacak diye bir kaydı yok. Bu hisse de başarılı oldu arkadaşlar. Çok da kısa bir süre içerisinde hissenin fiyatının yükselmiş olduğunu gördük. Bu tabii ki sevindirici bir durum. Peki bundan sonra ne olur? Kardemir Ağaç şirketi ne yapar? Potansiyeli var mı? Gelin isterseniz buna bir bakalım. Şimdi öncelikle temel verilerine bakarak, temel verilerden kastımız nedir arkadaşlar? Bilançodaki veriler, karlılık, satış, işte FAVÖK, rasyolar ve sektörel karşılaştırma. Bunların tamamını ISO 06'da biz harmanladık arkadaşlar. Bir program haline getirdik formüllerle birlikte. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey şirketin ismini yazarak potansiyelini tespit etmek. Gördüğünüz gibi 2 milyar yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir piyasa değeri vardı. Şirketin fiyatı %100 oranında arttı. Dolayısıyla piyasa değeri de artmış oldu. Artık Kardemir Ağa'nın piyasa değeri 4 milyar 200 milyon oldu. Yine halen katılım endeksinde olmaya devam etmekte. Faiz hassasiyeti olan arkadaşlar için bu iyi bir durum arkadaşlar. Daha sonrasında hedef fiyat olarak gördüğümüz gibi hissenin olması gereken fiyatı 26 TL olarak bize belirtiliyor arkadaşlar. Karlılık oranına baktığımızda öz kaynak oranının sabit kaldığını görüyoruz. Dönem net karının düştüğünü, çeyreklik 10'un arttığını, buranın düşmesini istiyoruz arkadaşlar. Satışların aynı kaldığını, ancak
esas faaliyet karı ve FAVÖK'ün ciddi manada düştüğünü görüyoruz. Şirketteki bilanço bu şekilde kötü gelmesine rağmen, son çeyrek bilanço kötü gelmesine rağmen hisse fiyatı yaklaşık %100 oranında arttı arkadaşlar. Neden? Çünkü çeyreklik de kötü olsa bile yıllık bazda veriler halen pozitif. Oranlara baktığımızda ise borçluluk oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Cari oran güzel. Virüs satış kârları güzel arkadaşlar. Ancak daha iyi olabilirdi. Stok devir hızında biraz sıkıntı var. Bir ürünün stokta kalma günü çok uzun arkadaşlar. Şimdi ne dedik? 17.50'den 26 TL hedef var diyoruz arkadaşlar. Bunu teknik analizde bir inceleyelim. Teknik grafiğe döndüğümüzde bakalım verdiğimiz hedef uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Ne durumdayız? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki ciddi yükselişte bir gap boşluğu oluşmuş durumda. Burayı şu şekilde işaretleyelim. Şuraya da yazalım hatta gap boşluğu. Yeni öğrenen arkadaşlar için bu bilgiler yararlı olabilir. Şimdi arkadaşlar gap boşluğu burada var. Genellikle gap boşlukları kısa dönemde kapanabilir. Ancak şirket rally yapacaksa, yani bu noktadan itibaren tık tık yukarı gidecekse gap boşluğunu tanımaz. Direkt yukarı çıkar ve geri dönmeyebilir. Ancak eğer rally yapmayacaksa burada bir risk oluşturuyor. Bu gap boşluğu bir risk oluşturmakta. Udemy'deki dersimde de bahsetmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz burada mum grafikleri kullanıyoruz. Eğer ki Heyk'in asit kullanmış olsaydık bu gap boşluğunu göremeyecektik. Bu nedenle trading ve kullanımı eğitimimde bahsettiğim gibi mum grafikleri kullanmak çok faydalı. Kesinlikle Heyk'in asiyi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi gap boşluğu hakkında bir şirketin geçmişine bakalım arkadaşlar. Bakalım hiç bu şekilde gap boşluğu oluşmuş mu ve dolmuş mu, dolmamış mı? Buradan belki bir referans elde edebiliriz. Evet, geriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada aşağı yönlü bir gap boşluğu oluşmuş ve daha sonrasında hemen toparlamış. Şu alanda bir gap boşlukları var. Ancak gördüğünüz gibi gap boşluğu hemen doldurmuş arkadaşlar. Şurada küçük bir gap boşluğu var. Ancak şu anda bizim incelediğimiz gap boşluğu oldukça büyük. Daha geriye gidelim. Evet, sanki bu büyüklükte bir gap boşluğu hiç yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir risk söz konusu. Ne gibi bir risk? Şirket fiyatı geri gelip o gap boşluğunu doldurabilir. Bakın burada da gaplı çıkmış. Sonrasında hemen doldurmuş. Dediğim gibi eğer rally yapacaksa gap boşluğunu doldurmayabilir. Evet, bence bu kadar geriye gitmek yeterli. 2012'ye kadar gittik çünkü. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar bakıldığı zaman burada bir filama oluşumu mevcut. Bu filamayı daha iyi görebilmemiz için zamanı daraltabiliriz. Şu şekilde bir zirveden diğer bir zirveye eğri çektiğimizde filamayı oluşturabiliriz. Bakın şu şekilde. Ve filamanın da direği olarak şu şekilde bir direk oluşturabiliriz. Şimdi eğer ki gap boşluğu dolmazsa, dolacak ya da dolmayacak diyemiyorum arkadaşlar. Kain değiliz sonuçta. Burada her şey olabilir. Ama yorumlamaya çalışıyoruz. Eğer ki bu filama kırılacak olursa, filamanın direği kadar yukarı yönlü bir ivmelenme kazanabilir hissenin fiyatı. Bu da ne yapar arkadaşlar? Bir ölçek koyalım şu alana. Yaklaşık olarak %73 gibi. Burada bir potansiyel mevcut. Haftalık grafiğe baktığımızda ise gördüğünüz gibi logaritmik düzen açık arkadaşlar. Haftalık bakıyoruz çünkü. Bunları da yine Udemy dersinde teknik analiz
anlatmıştık. Şu kanalın üst bandını biraz aşağı çekelim diyeceğim ama burada bir tam yerleştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dip noktaları birleştirdim. Daha sonrasında kanalın üst bandını yukarı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki zirve noktalarını da birleştirdiğimde karşımıza yukarı yönlü yükselen bir regresyon kanalı çıkmakta. Kanalın sağlamlığını, stabilliğini nasıl test edebiliriz? Kanalın orta bandına bakarak. Bakın bu noktalar destek olarak çalışmış arkadaşlar. Ve bu noktalarda destek olarak çalışmış. Demek ki bu bir stabil çalışan regresyon kanalı. Evet, şimdi bu kanal birinci kanalımız. Ne oldu? Artık fiyat birinci kanalın dışına çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla artık ikinci kanalda diyebiliriz. Şu şekilde bir paralel kanal çizelim. Artık ikinci kanalda. İkinci kanal çıktıysa ne beklenir? Artık yukarı doğru bir ivmelenme yakalaması beklenir. Zaten yıllık bazda hissenin fiyatı hala %50'ye yakın bir potansiyele sahipti. En olmadığı zamana yayılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz filama hedefi de yaklaşık olarak kanalın orta bandına yaklaşmakta, yakın olmakta. Yani buraya bir temas noktası gelebilir. Bir temas oluşabilir. Şimdi bir de dolar bazındaki grafiğine bakalım arkadaşlar ve videoyu tamamlayalım. Burada gördüğünüz gibi günlükte öncesinde bir formasyon çizmişiz. Gördüğünüz gibi bir eğri var arkadaşlar. Şöyle şekilde yapalım. Ve bir topo formasyonu çizmişiz arkadaşlar. Topo'nun baş derinliği kadar da yani şu noktası yukarı gidebilir demişiz. Ve gitmiş gerçekten de gördüğünüz gibi kırılımdan sonra hedef tamamlanmış. Şu an gene burada bir filama oluşmakta. Filamadan sonra filamanın direği kadar yukarı gidebilir. Biraz daha kendimizi geri çekip haftalık olarak baktığımızda ise çizimleri kaldıralım. Ne görebiliriz arkadaşlar? Ona bakalım. Yine zirveleri birleştirelim. Şu şekilde. Alt kısım çok önemli değil şu anda. Gene burada bir yatay kanal var. Bakın arkadaşlar. Ne olmuş? Artık şu noktada yaklaşık 2014 yılından beri süregelen yatay kanal kırılmış. Artık bu da bu kanalın üzerinde hareketlerine devam edecektir. Bir de hareketli ortalamalara bakalım ne durumda arkadaşlar. Dolar bazlı. Evet, şu noktada görüyorsunuz burada bir silver cross oluşmuş. Yani 21 günlük ortalama haftalık grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmış ve burada bir silver cross oluşmuş. Silver cross'u da yine Udemy eğitimlerinde anlatmıştım arkadaşlar. Dilerseniz oradan girip bakabilirsiniz ya da YouTube'dan öğrenebilirsiniz. Hemen işaretleyelim burayı. Bu noktadan sonra artık bir ivmelenme yakalayacaktır. Öte yandan bir de gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir çanak ve çanağın kulpu gibi bir oluşum söz konusu. Yani fincan kup. Bunun da formasyon hedefi ne olabilir? Dip noktası olarak şurayı baz alalım. Biraz daha küçük. Bunu klonlayalım arkadaşlar ve kırılım noktasına koyduğumuzda eğer şirket kapını kapatmadan yukarı yönlü bir ivmelenme yakalarsa yaklaşık olarak %100'lük bir potansiyele sahip demektir. Evet arkadaşlar, Kardemir şirketini inceledik. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklar, mutluluklar dilerim.